Merhaba arkadaşlar. Bu Python dersimizde Variables yani değişkenler konusunu inceleyeceğiz. Değişkenler programlarımızda çeşitli bilgileri saklamak için oluşturduğumuz alanlardır. Şimdi hemen örneklerle bunu açıklayalım. Hemen bir tane değişken oluşturalım. Değişken isimleri ile ilgili çeşitli kurallar var. Bundan da dersin sonlarına yakın bahsedeceğim. Şimdi bir tane a ismi verelim. Burada hemen eşittirle ki değişkenlerin ataması eşittirle oluyor. Buraya örneğin 10 değerini atayalım. Buradaki eşittir normalde eşit olduğu anlamına gelmez. Bu bölümde yani bu eşittirin sağ tarafında bulunan bilgi bu A değişkeni içerisinde saklanır. Daha sonra biz bu A değişkenini program içerisinde belli yerlerde kullanırız. Şimdi aşağıya bir tane daha değişken ekleyelim. Buna da mesela ne olsun? 20 değerini verebiliriz. E şimdi bu değişkenlerin içlerinde bu değerleri sakladığını nasıl görebiliriz? Bunu ekrana nasıl yansıtabiliriz? Bunu print fonksiyonuyla yapabiliriz. Daha önceki derste print fonksiyonundan bahsetmiştim. O dersi incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi buraya bir print yazalım. Bu parantez içerisine ben Variable yani değişkeni yazacağım. A'yı yazıyorum. E, bu arada e, PyCharm programı oldukça etkilidir. Bakın hemen burada A'ya bastığımda A ile ilgili çeşitli e komutları burada açmaktadır. E, A'yı daha önceden belirlediğimiz için hemen aşağıda bunu e, göstermektedir. Bakın yanında da V var yani variable olarak değişken olarak eklenmiş. Şimdi programı bir çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra tahmin edersiniz ki buradaki bu A değişkeni içerisinde 10 bilgisini görmekteyiz. Bu 10 bilgisi integer değerindedir. Yani tam sayıdır. Yine B'yi de yazdıralım. Hemen B aşağıda da gözükmekte. Tekrardan çalıştıralım. Bu sefer 10 ve 20'yi peş peşe yazdırdığını görüyoruz. Burada farklı bir şekilde de yazdırabilirdik. Bu şekilde daha pratik olacaktır. Mesela print diyelim. Enter'a bastığımızda otomatik olarak parantez oluşturulur. Şimdi bunun içerisine mesela A virgül boşluk B dediğimizde yani iki tane değişkeni içlerinde 10 ve 20 integer'ını hafızalarında saklayan değişkenleri bunun içerisine yazdık. Çalıştıralım. Bu sefer bunları yan yana görmüş oluyoruz. Şimdi isterseniz bir tane daha değişken oluşturalım. Burada mesela C ekleyelim. Buna da ne diyelim? Örneğin A artı B diyebiliriz. A artı B. Burada A artı B dediğim zaman A değişkeni içerisinde 10 integer'ını içeriyordu hafızasında. B de içinde 20 integer'ını içeriyordu tam sayısını. Şimdi aşağıya inelim. Print C diyelim. Burada tıklayalım. Bu sefer ne çıkacaktır? A içerisindeki integer değeri ile B değişkeni içerisindeki integer değerini toplayacaktır. Hemen çalıştıralım. Bakın burada 30'u oluşturduğunu görüyoruz. Burada tabii ki isterseniz çarpma işlemi de uygulayabilirsiniz. Evet, çalıştıralım. Bakın bu sefer 200 değerini görmekteyiz. Neden? Çünkü A içerisindeki 10 integer'ını yani 10 değerini B içerisindeki 20 integer ile çarpmış oldu. 20 çarpı 10 daha doğrusu 10 çarpı 20 eşittir 200 olacaktır. Bunları da yine yan yana yazdırabiliriz. A virgül B virgül C şeklinde bu sefer ne yazdıracaktır? 10, 20 ve 200 çalıştıralım yan yana bunları görmekteyiz. Peki farklı değişkenlere aynı sayıyı atayabilir miyiz? Onu ayarlayabilir miyiz değişken içerisine? Elbette ki ayarlayabiliriz. Bununla da ilgili bir örnek verelim. Mesela burada A, B ve C'ye ben 10 değerini girebilirim. Burada bunları ayrı ayrı yazdırmak yerine print deriz. Tekrardan A, B ve C olarak yazdırabiliriz. Hemen çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra 10, 10, 10 değerlerini görüyoruz. Elbette ki buradaki değer atama işlemi birazcık hantal kaçacaktır. Bunun daha basit bir yolu vardır. Bunları bir yoruma çevirelim. Burada bu programda kolaylıkla yoruma çevirebiliyoruz. Yukarıda kod menüsünü açalım. Aşağıda command with line command vardır. Hemen bu yanlarına kareyi ekler. Bunu ekledikten sonra bunlar artık yorum haline getirilecektir. Ve program tarafından dikkate alınmayacaktır. Aslında ilerleyen seviyelerde bunu inceleyebiliriz. Python'da normalde yorum işlemi pek yoktur. Yani birazcık daha farklı şekilde çalışmaktadır. Çünkü bunları normalde bir değişkene atarsanız kullanılabilir. Herhangi bir şekilde kullanmadığımızda yorum olarak algılanmaktadır. Şimdi bunları daha farklı bir şekilde atayabiliriz. Şöyle atayabiliriz. A eşittir B eşittir C. Tekrardan buraya yine bir eşittiri koyarak 10 değerini belirleyebiliriz. Tekrar bir çalıştıralım. Hemen burada 10, 10, 10 değerlerini görmekteyiz. Eğer burada farklı değişkenlere aynı değeri atamak isterseniz böyle bir yöntemi tercih edebilirsiniz. Yani yukarıdaki yöntem yerine bu birazcık daha pratiktir. E şimdi Python programında diğer programlama dillerinden farklı olan bir durumdan bahsedeceğim. değişken tiplerini Python'da değiştirebilmemiz mümkündür. şimdi şöyle örneklendirelim. Mesela burada yine A değişkeni oluşturalım. Bir tane A ismi verelim. Buna mesela 10 değerini verelim. Burada bunu yazdıralım printle. Tekrardan A'yı yazalım hemen aşağıda 10 değerini verdiğini göreceğiz. Bunun veri tipi nedir? Burada integer'dir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Hemen tekrardan bir print yazalım. Şurada bunun içerisine type ekleyelim. Ve sonra tekrar burada bir a'yı yazalım. Burada type dediğimizde yani tip buradaki a variable'ının değişkeninin tipi nedir? Gerçi Burada bu program PyCharm programı bize oldukça büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Mesela A'nın üzerine geldiğimiz zaman dikkat ederseniz burada A e, int yazmaktadır. Bunun e, veri tipini gösteriyor. Yani integer olduğunu göstermekte. Şu e, sağ tarafta e, noktalar vardır. Buraya da tıkladığımız zaman e, buradaki yardımcı bölümü sağ tarafta pencere olarak açacaktır. Şimdi şu sarı bir bölüm var. Bunun üzerine geldiğimizde bakın şurada da çeşitli ipuçlarını kullanarak reformat yapabilirsiniz. Yani yeniden formatlandırabilirsiniz. Şimdi çalıştıralım. Bakın bunun yani burada print dedik. Print içerisinde tip dedik. Tipinin hangi bu buradaki değişkenin tipinin ne olduğunu bize bildirsin. Yine bir parantez içi var. Bu parantez içi değişkeni içerisine aldı. Print parantezi de bu fonksiyonu içerisine aldı. Burada bunun Integer olduğunu görüyoruz, yani class yapısında integer olduğunu görmekteyiz. Yani tam sayı olarak bunu atamışız. Şimdi buradaki a değişkenine yeni bir veri aktaralım. Bu sefer bunu ne yapabiliriz mesela? Ten yazalım. Bu da tırnak içerisinde kullandığımız için artık bunu string halinde tanıyacaktır. Yani önceden kendisine integer şeklinde bir değer atanmıştı. Şimdi tekrardan A'ya bir string e, tipi, veri tipi yani metin atamış oluyoruz. Tekrardan burada print A dediğim zaman hemen yazdıralım. Bakın burada ten olduğunu görüyoruz. Tabii ki önceki bölümü de tekrardan yazdırdığından e, burada onu göstermekte. Normalde bunu konsolda yazdırsaydık bu veri değiştiği için bunu artık string olarak algılayacaktı. Şurayı mesela e, silelim. Bunu yazdırmasın. Tekrar çalıştıralım. Bakın sadece ten olarak yani metin olarak algılandığını görüyoruz. Burada yeniden bunun tipini bir sorgulayalım. Type yazalım şöyle. Buraya a diyelim ve çalıştırdığımız zaman class string olduğunu görüyoruz. Yani Python'da Integer'dan onu string'e e, değişkenlerde atayabilmemiz, ayarlayabilmemiz mümkündür. Bazı programlama dillerinde e, verilmiş olan, e, atanan değer, örneğin tip olarak integer ise sürekli olarak integer değerinde olmalı. Değişiklik yapılamıyor. Ancak Python bu noktalarda esnek bir program. Bunu değiştirebilmemiz mümkündür. Evet, Python programlama dilinde, bir değişkene farklı bir değişkeni de atayabiliyoruz. Bunu şöyle örneklendirelim. Mesela burada A kalsın. A'ya 100 değerini verelim. Şurayı silebiliriz. Örneğin B isminde bir tane daha değişken oluşturalım. Buna da B eşittir A diyelim. Yani yukarıda 100 integer değerini içerisinde barındıran değişkene değişkeni de B değişkenine atayalım. Bunu da yapabilmek mümkündür. Burada print b dediğimiz zaman hemen yazdıralım. Bakın 100 değerini verdiğini görüyoruz. a'yı da yazdırdığımız zaman yine 100 değerini verecektir. Hemen yazdırıyoruz. 2 tane yüzü alt alta göreceğiz. Burada değişken değerlerini de değiştirebilirsiniz. Mesela b'yi değiştirmek istediniz. b'ye bu sefer a değerini değil de 50 değerini atadınız. Bu kez print şöyle, evet, print B diyelim. Tekrar ne olacaktır? Burada B'yi 50 olarak değerlendirecektir. Şunları şöyle bir yoruma dönüştürelim. Evet, görüldüğü üzere artık 50 yer almakta. Yani daha önceden A variable'ını taşımıştı içerisinde. Şimdi bunu değiştirdik. İsterseniz A'yı da değiştirebilirsiniz. Mesela şurada e, şunları silelim. Bunları yorum olmaktan kaldırabiliriz. Tekrardan burayı seçerseniz kaldırır. Buna bir kısa yol da oluşturabilirsiniz. Ben bir kısa yol belirledim. E, kısa yolu nasıl belirliyoruz? File'da settings'te keymap vardır. Burada mesela comment diyelim. Yorum. Hemen şurada e, uygun bir komutu bularak buraya ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle yapalım mesela A'da 100 vardı. A'ya da bu sefer 150'yi ekleyelim. Çalıştıralım. Bakın 150 ile 50 yeniden atanmış oldu. Peki şu anda 100 değerin oldu. Daha önceden A'ya atadığımız 100 integer değeri bu artık orphaned dediğimiz yani öksüzleşme dediğimiz bir duruma dönüşüyor. E, onu artık çağırabilmemiz mümkün olmuyor. Python programlama dilinde böyle bir kullanım şekli de mevcuttur. Evet şimdi Python programlama dilinde e, değişkenlerin isimlendirmesine biraz e, değinelim. E, i̇simlendirmeyi olabildiğince hatırlatıcı kılmakta fayda var. Genelde değişkenleri e, Türkçe olarak kullanmamanız tavsiye edilir. E, eğer Türkçe karakterler kullanmayacaksanız hani sorun olmuyor ancak program büyük Çapta bir programsa genelde İngilizce e, kullanma tavsiye edilir. E, çünkü e, sorunlar olabiliyor. Hani Türkçe değişken e, atamalarda e, ismi aratırken bazen çünkü alışkanlıklar oluyor. Türkçe'de normal karakterleri aratırken. Sonradan e, karmaşıklaştığında sorunlar olmaması için e, İngilizce e, kullanılması tavsiye ediliyor. E tabi ki bir işte uzmansanız ve Türkçe'de kullanıyorsanız bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada örneğin e, A dedik mesela ama A çok yeterli değil. Biz bu A ismini sonradan farklı bir yerde kullanacaksak çok daha hatırlatıcı bir isim kullanabiliriz. Ne diyelim mesela? Örneğin borç olabilir, ödeme olabilir. Örneğin burada payment ismini verebiliriz. Ödeme örneğin. Ödemeye belli bir değer atayabiliriz. Özellikle sayılarla ilgili ise veya mesela ad soyadla ilgili ise name diyebiliriz. isim. Bu tabi string değerinde olacağı için örneğin Ali diyebiliriz. E, surname olarak belirleyelim bir de. Yani soy isim. Buna da mesela Veli ismini verebiliriz. Veli soy ismini verebiliriz. Böyle bir isim ve soy isim olsun. Burada bunu printle yan yana yazdırabiliriz. Mesela tekrardan yukarıda ne yazdıracağız? Name diyeceğiz. Hemen altta çıkıyor PyCharm'ın güzel bir özelliği. Virgül diyelim. Surname de otomatik olarak çıkar. Enter'a basalım. Hemen bunu yazdırdığımız zaman Ali, Veli olarak yan yana yazdırılacaktır. Burada isterseniz bu bir öğrenci olduğunu düşünelim. E, okul numarası olabilir. Number'ı ekleyebiliriz. Burada tabii ki tırnak içinde kullanmayacağız. Bu bir integer olacaktır. Yani tam sayı olacaktır. 125 de bunun numarası olabilir. Tekrardan burada da number'ı ekleyebiliriz. Ve sonrasında tekrardan bir çıktı alalım. Ali, Veli, 125'i beraberce yan yana eklemiş olduğumuzu görüyoruz. Python programlama dilinde değişkenler asla rakam ve sayıyla başlamaz. Mesela bir Number bir name isterseniz alt tire kullanın fark etmiyor başlamaz hemen zaten burada uyarı gelecektir tıklayalım e, rename diyor bakın yeniden isimlendirin e, bu şekilde kullanılamıyor ayrıca bazı tanınmayan karakterlerde var e, onlarla da başlayamaz e, alt tire kullanılabiliyor mesela isim dediniz burada new name dersiniz yani yeni eklersiniz alt tire ile beraber kullanabilirsiniz. İçinde sayı sonlarda eklenebilir. Örneğin burada tekrardan new name diyelim şöyle iki ismini verebilirsiniz. Veya numara dediğiniz zaman mesela num1, num2 gibi belirleyebilmemiz mümkündür. E ayrıca değişken isimleri Python'da keyword denilen yani anahtar kelimelerle kullanılamaz. O anahtar kelimeler hangileridir derseniz bunu öğrenmenin bir yolu var. Hemen burada Python e, konsola gelelim. Burada keyword'ü aktarabiliriz. Örneğin import keyword yazalım. Buraya enter'a basalım. Burada tekrar keyword'ü yazalım. Ve sonrasında çıkması gerekiyor. En üstte otomatik olarak e, tamamlar. Tıkladığımız anda bakın burada hemen yan yana bunları sıralayacaktır. Burada false, none, true, and dikkat ederseniz as, assert. Şöyle yan tarafa geldiğimizde bakın if de var koşul. Şöyle tekrardan sağ tarafa gelelim. Bakın pass, return, try, while, while döngüsü, for döngüsü, try gibi bunlar e, kullanılamıyor. Çünkü e, sorun olabilir. Bunlar programlama içerisinde eğer bunları değişken olarak kullanırsanız e örneğin diyelim ki while'ı değişken olarak kullandınız. Bakın zaten bunlar PyCharm'da da e bu şekilde keyword ise rengini farklı gösterir. Buna siz bir değişken atarsanız, yüz değerini verirseniz mesela e sorun olacaktır. Yani bu while keyword içerisinde bir değişken kullandığı için while işlevini yapamayacaktır. Yani döngü işlevi elinden alınacaktır. O nedenle bunlar kullanılmaz. E, temel düzeyde bunları bilelim. İlerleyen zamanlarda e, yeni yeni öğrendiğim e, bilgileri de yine sizlerle paylaşırım. Peki bir değişkene atamış olduğumuz veriyi silebilir miyiz? Yani bir değişkeni silebilir miyiz? Onu da yapabiliriz. Mesela number, şurada print diyelim. Burada print number yazalım bakalım burada. Şunu silelim sadece. Onu yazdırsın. Bakın 125. Örneğin ben burada del number dediğimde şöyle aşağıya inelim. Tekrardan bu print number'ı yazdıralım bakalım. Hata verecektir. Burada name error diyor. Dikkat ederseniz. Number is not defined. Yani number tanımlanmadı diyor. Bu herhangi bir değişken oluşturulup yani içerisine herhangi bir veri atılmadı anlamına gelmekte. Bunu tekrardan oluşturursanız, e, örneğin number deriz eşittir ne diyelim mesela 40 değerini atarsak şunu silelim, çalıştıralım. Tekrardan 40'ı oluşturduğunu görüyoruz. PyCharm'da böyle bir çizgi oluşursa, burada bakın, reformatla bunu düzenleyebilirsiniz. Hatayı hemen giderecektir. Ayrıca bir hata düzeltme yönteminden de bahsedeyim. Son olarak bir tane küçük bir program örneğine geçeceğim. Mesela number dediniz. Şurada print number yerine numbers dediniz. Hemen bakın altı çizilir kırmızıyla. Üzerine gelirsiniz. Burada dikkat edersiniz. Unresolved reference numbers demiş. Hani bunu daha önceden tanımlanmadığını gösterir. Burada More Actions deriz ve Rename e, Reference diyerek bunu Number'la değiştirebilirsiniz. Hemen en üstte gösterir dikkat ederseniz ve hatayı böylece gidermiş oluruz. PyCharm'da bu tür altı çizili bölümleri e, uyarı bölümlerini açarak e, kolayca düzeltebilirsiniz. Eğer o bölümlerde hata varsa bazen çünkü öneri veriyor. E, önerileri isterseniz hani tercihinize kalmıştır değiştirmeye de bilirsiniz. Ancak kırmızı e, halde belirtirse orada mutlaka bir hata vardır. Evet şimdi gelin değişkenlerle ilgili bir tane örnek e, program oluşturalım küçük bir örnek program. Bu küçük örnek programımız e, bir ürüne KDV tutarını eklesin yani KDV hesaplayıcı oluşturalım. Burayı bir silelim. Evet programa başlayabiliriz. Buraya örneğin bir product ismini verelim yani ürün. E bu ürünü oluşturunca biz buraya bir veri girelim. Yani böyle daha önceden belirlenmiş sabit hard hardcoded denir. Böyle bir yapı olmasın. Biz kendimiz bir değer girelim. Bunu da ilerleyen derslerde bahsedeceğim. Input'la yaparız bu fonksiyonla. Şimdi bunun içerisine tırnak açalım. E Türkçe karakterler string olduğu için kullanabiliriz. Mesela fiyatı giriniz diyelim buraya nokta üst üste kullanabiliriz. Sonra e, aşağıya geçelim. Burada bir de tax adında yani vergi adında bir tane değişken oluşturalım. Bunun içerisine de şöyle yüzde 18'lik bir artış yapılsın. Evet burada 0.18 diye de değerlendirebiliriz. Yani burada ondalık düzende bunu yazmış oluyoruz. Sonra aşağıda yeni bir değişken daha ekleyelim. Burada e, yeni değişken ne olsun new price olabilir e, new price diyelim hemen alt çizgide eşittir diyeceğiz evet eşittir dedim ama yukarıdaki aslında price olabilir yani ürün değil bu e, ürünün fiyatı burayı price olarak belirlemek çok daha iyi olacaktır yani fiyat fiyatı giriniz burada bakın ismini Değiştirdim. New price dedim. Alt çizgi kullandım. Alt tire kullandım. Evet şimdi burada e, kodumuzu yazmaya devam edelim. Int oluşturalım. Integer. Hemen yukarıda price'ı girelim. Sonra boşluk bırakalım. Artı diyelim. Tekrar bir int oluşturalım. Ve yeniden buraya price ekleyeceğiz. En üstte var. Enter'a bastığımız zaman otomatik olarak tamamlanacaktır. Sonra buraya bir tane çarpı koyacağız. Ve buraya float değeri ekleyeceğiz. Float'ta da hemen parantezimizi oluşturalım. Ve buraya da tax değerini girelim. Bunu daha sonradan açıklarım. Hemen aşağıya gelelim. Daha önceki dersimizde tanıdığımız print fonksiyonunu yazalım. Bunun içerisinde tırnaklarımızı açalım. Buraya da yüzde mesela 18 diyelim. KDV dahil tutar ekleyebiliriz. Sonra buna da 2.3 üste ekleyelim mesela. Şöyle bir sonra burada bir virgül ekledikten sonra new price'ı buraya ekleyeceğiz. Virgülle tekrardan şöyle buraya da TL belirleyebiliriz. Hani maksat burada örneğimiz açık bir şekilde gösterilsin. Şimdi burada bazı yeşille bakın dikkat ederseniz Türkçe karakterler oluşturduğumuz için bunları normalde hani sözlüğe aktarmamızı ister. E, o nedenle bunlara çok aldırış etmeyebiliriz. Şimdi yukarıda ne yaptık? Baştan bir anlatayım. E, price isminde bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin içerisine e, input belirledik. input da bizim belirlediğimiz bir sayı. Yani aşağıda print yapıldığı zaman, program bizden bir sayı girmemizi ister. Sayı girmemizi isteyen yapıları biz inputla belirliyoruz. Input konusu daha sonraki derslerde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Sonra input fonksiyonun içine de tekrardan fiyatı girmiz yazdık. 2.3 nokta üst üste belirledik. Yani burada price sonradan kullanılacak. Taksa gelelim. Taksta vergi demektir. Vergiye de 0.18'i atamış olduk, ayarlamış olduk buradaki değişkene. Yeni bir fiyat belirledik. Bu yeni fiyat nasıl bir fiyat olacak? Bu yeni fiyat yukarıda bizim girmiş olduğumuz fiyat olacak. Bakın bunu yukarıda price yukarıda girdiğimiz değer neyse aynen bu olacak artı bu değerin yani yine yukarıdaki price değerinin neyle çarpılması tax vergi ile çarpılması olacak. Bu verginin float olmasının sebebi float da e, kesirli ondalık sayılardır. E, buradaki sıfır nokta yani küsuratı var dikkat ederseniz onu belirtmek için buradaki fiyat tam sayı olacağı için bunu integer ile belirttik. Buradaki vergi ondalık yapıda olduğu için bunu float ile belirledik. Ve içerisine de variable'ı ekledik yani değişkeni ekledik. Bu tax içerisinde neyi barındırıyor? 0.18'i barındırıyor. Buradaki price neyi barındırıyor? Bizim e, gireceğimiz sayıyı belirliyor. Şimdi new price da tümüyle buradaki verilerin hepsini e, içerisinde saklıyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Aşağıda print fonksiyonu içerisinde kullanıyoruz. %18 kadeve dahil tutar ya da tutarı diyebiliriz. Şöyle küçük yapalım. Sonra New Price. Yani New Price'ta neydi? Yukarıdaki e, bu girdiğimiz fiyat ve bu fiyatın vergiyle çarpılmış hali. Sonrasında da bir tane yanında TL bulunması için String değerini belirledik. Bir çalıştıralım bakalım. Herhangi bir hatamız var mı? Yok. Aşağıda Run bölümünde örneğin 1500 yazalım. Enter'a bastığımız zaman %18 KDV dahil tutarı 1770 lira TL olduğunu göstermekte. Şu anda oldukça basit bir Python programı yapmış olduk. Yani bize %18'lik KDV'yi ekleyerek fiyata bizimle paylaşıyor. Burada elbette bu da değiştir edebilirsiniz. Mesela %8'lik bir değer de girebilirsiniz. Çalıştıralım. Tekrar 1500 liranın bu sefer %8'lik e, KDV oranı 1620. Tabi burada bunu değiştirirseniz hemen burada da e, bu oranı değiştirmeniz gerekir. Tekrar çalıştıralım. E, 50 olsun. 50 fiyat burada. Buna %8 eklediğiniz zaman hemen 54'e çıkardığını görüyoruz. Evet buradaki sonucumuzu float değerinde vermekte. Bakın nokta 0. Dilerseniz buradaki new price'ı integer'a dönüştürerek de küsuratlı bir halden çıkartabilirsiniz. Gerçi bu birazcık hani mantıksız olacaktır. E küsurat gerekiyor. Çünkü bu tür fiyat bilgilerinde küsuratı da görmek önemlidir. Ancak burada hani örneklendirilmesi açısından bunu da yapalım. E, şöyle mesela yeniden bir fiyat girelim. Örneğin ne olsun? 172 liralık bir bir olsun. Bakın burada 185.76. Hemen yani burada küsuratını da göstermekte. Bunu da new Price'da integer'a dönüştürebilirsiniz. Burada bunu nasıl yapabiliriz? Integer deriz, şunu parantez içine alırız. Tekrar çalıştıralım. 172'ye girelim. Bakın şu anda 185 olarak göstermekte. Buradaki Sonadan gelen hani küşürat bölümünü göstermemekte. Çünkü buradaki new price değişkenini integer'a dönüştürmüş olduk. Bu da bir örnek olması açısından sizinle paylaşıldı. Evet arkadaşlar, böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umut ediyorum e, faydalı bir ders olur. Bu arada yineliyorum e, Python programlama dilinde e, deneyimli olanlar. E, yorumlar bölümünde gözümüzden kaçırdığımız yerler varsa e, açıklarlarsa sevinirim sonraki python derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hep ama hep sağlıklı kalın